Sevgili dostlar okudun mu programımızın ikinci kısmındayız. Bugün Kadr sureti, suresinin inşallah kadrini kıymetini bilmek için... ...Kadr suresinin zihnimize oradan da diğer azalarımıza inzal olması için... ...bir tefekkür duası çabası gayreti içindeyiz. Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim bu yolculuğu devam ettiriyoruz. Üçüncü e, ayeti kerime üzerinde durduk. Yani... Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olması meselesinde. Orada efendim e, Kadir üzerinde durduk, hayır üzerinde durduk. Özellikle hocam bu e, rakamlar elfi şehir Yani bin aydan derken ne anlama geliyor? Onun üzerinde durdu. Daha sonra da hayır meselesini bin hayli bize açtı. Ondan sonra akabinde e, gelen kısmı mealen söyleyeyim. Efendim Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler beraberlerinde, Ruh, melaiketi ve ruh. Efendim da varken ki parantez içinde hocamın bir e, ibaresi var. Vahiy. Ruhtan sonra vahiy diyor. Bunu soracağız. Varken her işle ilgili olarak Rablerinin izniyle inerler. Akabindeki ayeti kerime melaiketi ve ruh diyor. Ve bunların inişinden bahsediyor. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Nasıl yorumlayacağız? Evet yorumlamaya çalışalım. Yusuf Bey Buyurun. kardeşim. Şimdi dördüncü ayet ikinci ayetteki sorunun cevabı olmaya devam ediyor. Devam üçüncü edelim. ayet cevabın bir kısmıydı. Dördüncü ayet bir diğer kısmı beşinci ayet üçüncü kısmı olacak. Hı hı. Şimdi Yüce Allah Kadir Gecesi'nin neden kıymetli olduğunu açıklıyor. Niye ben... bu gece çok kıymetli? Çünkü yani zaman açısından kıymetine vurgu yapmıyor. Şimdi o zamanın kıymetli olmasını sağlayan değer üzerinden ifadeler sıra sıra geliyor. Buyuruyor ki tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. Hmm. Şimdi kelimeler üzerinde biraz durayım. durayım Çünkü söyleyeceklerim kelimeleri ancak nasıl anladığımızı ortaya koyarsak anlam kazanacak. Kesinlikle. Sözlerimiz. Mesela hemen daha tenezzel derken orada tenezzelü. Evet. Orada şimdi Şimdi bu, bu kelimeler Arapça. Neticede bunların bir kalıbı var. Tabi. Kalıpların ifade ettiği anlamlar var. Ee, tenezzelu kelimesi Arapça'da biz ona muzari kalıp diyoruz yani geniş zaman. Geniş zaman. Geniş zaman ifadesi. Bu bunun aslı tetenezzelu idi bu bu kelime. Ha. Bunun mazi kalıbı tenezzele. Tenezzele. Muzari kalıbı tetene yetenezzelu tetenezzelu. ...fail müennes olduğu için... ...o tetenezzelü geliyor. Bazı kelimeler... ...söylenişte... ...iki harf birbiriyle yakın mahreçli... ...veya aynı mahreçli ise... ...bazen... ...dile ağırlık olmaması Olmaz. için... ...biri düşürülür. Hı hı, hı. Bu Arapça'da bir kural. Bazen şeddelenir... ...bazen ayrı ayrı okunabilir... ...bazen de düşürülür. Yani bu üçü de vardır. Eyvallah. Şimdi burada... Tetenezzelu idi bunun aslı. Söyleyişe bir sıklet getiriyor. Evet, tete, tete yani iki de tane T yan yana söylenişte bir ağırlık söz konusu olabiliyor Onun için biri düştü. Bu da ama muzari bu. Yani bunu bazıları böyle çok düşünmeden işte tenezz geceyi bir gece algıladığı için hmm. ve bütün mesajı da 610 yılının işte o Kadir gecesiyle ilişkilendirdiği için hani mesajı güne ve çağlar üstüye taşımak gibi bir dert olmadığı için e oradaki tenezzelü fiilinin geniş zaman kalıbında gelişi görmezlikten geliniyor. Aha. Halbuki o mazi olsaydı tenezzele olacaktı bu. tenezzellü olmayacaktı yani. Eyvallah. Kelimenin kendi yapısı aslında önümüzü açıyor. Hani biz dedik ya kadir anımız var bizim. Kadir dakikalarımız, Tabii. saatlerimiz, günlerimiz, gecelerimiz, on yıllarımız var. Olsun, Tabii, olsun, olmalıdır. Hatta siz programın sonuna doğru dediniz ki, yani hayatın bir günün içerisinde bazen öyle bir bir saatiniz oluyor ki kalan 23 saati kuşatacak bir donanım size veriyor. Veriyor evet. Hayatınız böyle böyle vahiyle eğer buluşmuş ise gerçekten ortalık aydınlık oluyor. Ama bu bir defa olup bitmiş bir iş değil. Çünkü evet. Allahu Teala kelimeyi tabii ki özel bir anlam ifade etsin diye geniş zaman kalıbında getiriyor. Tetenezzelu yani tetenezzelu idi bu. Bunu bir defa bir tespit edelim. Bir en başta bu. Bunu ha. söylemek durumundayız bu yoksa açıyor. bundan sonra söyleyeceklerimizin bir temeli olmaz. Doğru. Tenezzelu. Şimdi bizim izleyici kardeşlerimiz mutlaka fark etmişlerdir. Hı hı. Benim şahsen Kur'an'ı yorumlamaya çalışırken izlediğim yol ayetlerin ayetlerle açıklanmasıdır. Evet. Çünkü buna bütün yüreğimle iman etmiş bir insanım ben. Hud suresinin birinci ve ikinci ayeti bizim Kur'an'ı böyle anlamamız gerektiğini emrediyor yani. Bu bir lüks, bir tercih, bir hobi filan değil. Bu bir zorunluluk. Elif la amra, kitabın Elif la amra, kitabun uhkimet ayatuhu, sümme fussilet, milledun hakimin habirin, ella ta'budu illallah. Yani bu kitabın ayetleri hepsi sapasağlam muhkem kılınmış. Sonra da her şeyden haberdar olan ve her hükmünde hikmet sahibi olan Allah tarafından açıklanmıştır. Allah tarafından açıklanmış bu ayetler. Şimdi mesela buradaki tenezzelül melaiketü ifadesinin açıklandığı başka ayetler var. Niye Allahu Teala ayetlerini kendisinin açıkladığını işte Hud suresinin ikinci ayetinde veriyor gerekçesini. Bunları ben açıkladım ki diyor. Elâ ta'budû illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Şimdi Allah'ın açıklamadığı bir şey. başka bir adam açıklamaya gayret ederse haşa ayetin haşa göndericisi oymuş gibi bir hava ee, söz konusu olur. Bu defa adam sayısı kadar yorum gündeme Sonra gelir. Ayeti kendine göre konuşturmaya. Evet. Başlayalım. Kendi kararına ayeti malzeme etmeye efendim iş dönüşür. Bundan kaçınmak lazım. Biz Bizim en çok yaptığımız iş ya da en çok yapabileceğimiz iş hangi ayetin hangi ayetlerle açıklandığını bulmaya çalışmaktır. Mesela bundan ibaret. Çok büyük bir kahramanlığa gerek yok. Bu kitabın bir mantığı vardır, bir ifade e, üslubu vardır. Bu üslubu bilirseniz ayetlerin birbiriyle mesani ve müteşabih oluştan kaynaklanan bir birliktelik içerisinde bunları anlayabileceğimizi kolaylıkla kavrarız. İşte mesela bu tenezzelül melaiketü ifadesinin meleklerin inişinin devamlılığı anlamına geldiğini hı hı. mesela hemen e, Meryem suresinin 64. ayetiyle destekleyebiliriz. Evet Orada Yüce Allah buyuruyor ki meleklerine söyletiyor ki Ve ma netenezzelü illa bi emri rabbik Biz sadece ve sadece Rabbinin emriyle ineriz iniyoruz yani. Bir indik geçmiş zamanla ilgili olup bitmiş bir işten söz etmiyor. İneriz, İniş iniyoruz. devam ediyor. İniyoruz. Bizim inişimiz devamlıdır ve bu Allah'ın emriyle ancak gerçekleşiyor. Oradaki oradaki fiil kalıbı da geniş zaman kalıbıdır. Geçmiş zaman kalıbı değildir. Mesela daha çarpıcı bir ayet söyleyeyim kardeşlerime Fussilet Suresi'nde. Evet. Geçiyor. Orada surenin 30 31. ayetleri olması lazım. Esel billah. İnnellezine kavlu rabbunallah. İşte Rabbimiz Allah'tır diyenler. Fussilet suresinin evet 30 ve 31. ayetleri. Rabbimiz Allah'tır diyenler. Summestekamu. Sonra da bu bilinç üzere bir istikamet tutturanlar. Var ya. Te tezzelu aleyhimul melekatu. Bakın aynı fiil bu defa bir tesi düşürülmemiş şekilde. Hmm. Tetenezzelu zelu iner. Aleyhimul mel aleyhim onların üzerine el melekatu melekler iner. Kimin üzerine iniyormuş? Rabbim Allah'tır, Allah'tır diyen deyip istikamet istikamet üzere bulunanlara melekler inerler, iniyorlar. Ya da müjde ifadesi olsun inecekler demektir. Eyvallah. Niye iniyorlar? Ellatekafu. <laughs> Hiç korkmayın. Ve la tahzenu hiç hüzünlenmeyin. Ve ebşiru müjdelenin bil cenneti kuntum tuadun. Size vaat edilmiş olan cennet. ödülleriyle buluşacağınız için müjdelenin. Şimdi bu müjde hayatın her anında devam ediyor. Bu müjdeyi insanların ruhuna bazen sekinet olarak insan kendisi hisseder bunu. Yani bir huzur, bir ferah, bir rahat, bir itminan, bir bir sükunet, bir sükunet işin içerisine girer. Yani üzerinizden şu kadar ağır bir yük kalkmış gibi derin bir mutluluk hissedersiniz. Bilin ki o o, o an muhtemeldir ki vahiy ile buluştuğunuz andır ve muhtemeldir ki o an Allah meleklerini üzerinize göndermiştir. Rabbim Allah'tır dediğiniz dediğiniz ve istikamet üzere olduğunuz. Hani evet. melaikenin celbine de sanki o Abi, iki vesile gibi geldi bana. Tabi tabi zaten biz şimdi bakın ne güzel katkılarınız var sağ olun. Sağ olun. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayacaksa bir adam ayetler arasındaki sebep sonuç ilişkisini bulacak. Sebep sonuç ilişkisini bulmadan olmaz bu iş. Mümkün değil evet. meneklerin inmesi ise sonuçtur. Bunun sebebi Rabbim Allah'tır. Sahibim, yetiştiricim, bakıcım, beni gözeten, kontrol eden, Allah. bana her şeyi bahşeden Rabbim Allah'tır diyen ve o bilinçle hayatında istikamet tuturanlar meleklerin üzerlerine gelmiş olmasıyla ödüllendirilecekler. Evet. Bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde böyle algılanır. Bakın o ayetlerde meleklerin inişinin devam ettiği ifade ediliyor. Burada da öyle tenezzelül melaiketü meleklerin inişi devam ediyor demek. İndi bir defa bitti demektir. değil. İniş devam ediyor. Eğer mesela sadece 610 yılındaki Kadir gecesiyle sınırlı olsaydı bu tenezzeli olmayacaktı işte bu. Hı. Bu tenezzele olacaktı bu defa veya til melaiketi olacaktı. Öyle değil bu. Değil. Sevgili hocam çok gereksiz müdahale ediyorsam özür dilerim size. Estağfurullah. Sadece anlamak istiyorum bir parantez açarsak. Şimdi bizim toplumumuzdaki yerleşik din dilinde, dinin sunuş anlatılış biçiminde evet. maalesef kalıplaşmış bazı şeyler var. Şimdi Hı -hı. bunlardan bir tanesi de melek meselesi. Hı -hı. Standart ortalama hakla sorduğunuz zaman melek işte dişilikleri erkeklikleri olmayan ışıktan yaratılmış filan o din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında Düzeyindeki düzeyinde standart donuklaştırılmış tabirinde ise mekanik bir melek telakkisi var. Donuk, mekanik bizimle pek de bağlantısı olmayan yani bizim hayatımıza tenezzül e, etmeyen. He, etmeyen, inmeye devam etmeyen bir göklerin bir tarafında hapishanede işte koşturuyorlar ediyorlar filan. Böyle Ya da ya da ya da şöyle Yusuf Bey Habire senin amellerini kontrol edip Hah. seni cezalandırmak için böyle evet. pusu da bekleyen. O sağ omuz, sol omuz bir, bir, yazıyor filan. Tabii onlar var da yani evet, mesele ondan ibaret evet, görmemek lazım. Evet. Yani sürekli seni e, murakıp, mu muhasip gibi evet. her hareketini böyle <laughs> yazan filan daha doğrusu korkulan bir melek, melek telakkisi Aynen yani doğru. şey gibi e, teftişe gelmiş müfettiş gibi. Hı hı. Ondan sonra ve munis bir melek telakkisi yok onu benimle ünsiyet eden bana e, Rabbimin mesajını ileten hayatımda karşılığı olan bir melek telakkisi yok. Bu anlamda sizin o tenezelü e, hitabının yani e, meleklerin inişinin devamlılığı da bu telakkiyi kırması açısından bana önemli geliyor. Evet, doğru. Yani sürekli inmeye devam eden, ondan sonra vazifesini sürdüren, benimle bağlantısı olan, irtibatı olan, hayatla irtibatı olan Tabii. bir melek anlayışı. Doğru. Çok daha isabetliymiş gibi. Hani bu neticede bizim kanaatimizde değil. işte ayetlerde kullanılan, kullanılan kalıplar, kalıplar bunu ortaya koyuyor. koyuyor. söylüyor bize. Yani bunun için çok kahramanlığa gerek yok. Kelimenin verdiği anlam Bangır bangır bağırıyor. Diyor ki böyle bu iş. Ve meseleyi hani Kadir gecesini böyle bir piyango mantığından çıkartıp hayatın her alanıyla ilişkilendirecek hı hı. bir mahiyet arz ettiğini bizatihi surenin içindeki kullanımlar zorunlu kılıyor. Bu bir tefsir biçimi değil. Bir yorum çeşitliliği değil. Bu böyle anlaşılmak zorundadır. Çünkü kelimelerin kullanımı bizi buna mecbur ediyor. Evet. Tenazelül Melaiketu bu. Melekler inerler, iniyorlar. Ha şimdi orada bir de ver ruhu var. Evet. Ver ruhu ruh da iner. Hı hı. Fiha işte orada. Şimdi oradaki fiha, şimdi Arapça'yı bilmeden bu olmaz işte. Olmaz, anlatamaz. Yani Arapça bilinmiyorsa. Tabi. Yani buradaki anlam çeşitliliğinin sebebi kolay kavranamaz. tabii Şimdi oradaki ha zamiri dişil bir zamirdi. Hmm. Şimdi bunun ait olduğu kelimeleri bulmak durumundayız. Eğer ait olduğu kelimeyi bulamazsak gene anlayamayız ait. Oradaki ha, ha. müennes'tir diyoruz. Müennes zamir, dişi zamirdir. Onun nereye gittiğini bulmamız lazım. Şimdi bu ha zamirleri bazen çoğul ifadelere giderler. Bazen ama genel kural olarak dişi kelimeler, müennes kelimeler. Hmm. Arapçada kelime ya müzekkerdir ya müennes'tir. Müennes bir kelime olacak ki o ha zamiri onu görsün. Görsün, karşılasın. Şimdi bakın bu ikisi de burada var. Hmm. Yani hem dişi kelime müennes kelime anlamında leyle kelimesi var. Hmm. Sonunda yuvarlak ta olan kelimeler müennes kabul edilir. Tabii. İnsansa eğer yani dişi müennes bir e, insandan söz ediliyorsa zaten o ha olur. O kelimenin sonunda yuvarlak T olsa da olmasa da fark etmez. Tabii. Mesela Zeynep kelimesi, Zeynep Bayan ismidir. dolayısıyla ona ait zamir ha olur. Evet. Ama her kelime böyle yuvarlak t ile olmaz, her kelime bir insanın ismi olmayabilir. Böyle lafzan müennes olan kelimeler var, sonunda yuvarlak t olduğu gibi. Şimdi o ha zamiri oraya gidebilir. Yani fiha'daki ha. Evet. Fiha'daki ha zamiri leyle kelimesine gider. Hı -hı. O gecede melekler ve ruh o gecede inerler. Hı -hı. Anlamı. Söz konusu olur. Bir de o ha zamirini melaike kelimesine götürebiliriz. Ha. Melaike kelimesine gitmesi de mümkündür. Hatta işte bana göre bana göre de demeyelim kural gereği bir zamir iki kelimeye gidebiliyorsa Kural öncelikli olarak zamire yakın olanına onu götürmektir. Ha en yakındakine ircadır. Ha, evet. Daha sonra diğeri gelir. Daha sonra öbürüne. Şimdi bunu bunu yakınındakine koyduğumuz yani onu öyle görüyor diye kabul ettiğimiz zaman anlam şöyle olur. Melekler ha. içlerinde ruh da varken inerler. Ha. Bu defa meleklerin iniş zamanından söz edilmiyor. Hani o gecede İnerler anlamına gelmiyor bu defa. Melekler beraberlerinde, Şimdi de, içlerinde ruhla birlikte varken inerler. inerler. Bakın işte değişti. O gece inerler anlamı da var. Hı hı. Bir tercih öyledir. Beraberlerinde, içlerinde ruhta varken melekler inerler. Bu ikinci tercih, bu sıralamada öyle demiş olduk. Benim benim tercihim. Bu ikinci dediğimin birinci tabii. tercihimdir benim. Yani, yani kitaptaki ruhla birlikte indikleri. Tabii. Meleklerin ruhla birlikte o ruhunda vahiy olduğu Onu söyleyeceğim tabii. şimdi. Ha. Oradaki mesele inişin zamanıyla ilişkili olmadığını söylemek istiyorum. O gecede şu gündüzde filan indi anlamına gelmiyor bu. Hmm. Meleklerin inişi devam ediyor. Ne zaman? Zamanı nedir bunun? İşte biraz önce okuduğumuz Fussilet suresinin 30. ayeti. Rabbim Allah'tır deyip istikamet bulduğunuz her zaman meleklerin inişi devam ediyor demektir. Bu, bunu meseleyi böyle e, algılamak e, daha doğru bir algı biçimidir. Şimdi buradaki ruhtan kasıt ne? Yani bu, bu da önemli. Çünkü melaiketi ve ruh. Yani bir melaike, melaike var, kelimesi var, ruh var bir de ruh var. Şimdi genel algı diyelim ki yaygın algı oradaki ruh kelimesinin Cebrail, Cebrail Aleyhisselam'ı ifade ettiğidir. Yani bu yanlıştır diyecek halimiz yok. Eyvallah. Çünkü ruh kelimesi Kur'an'da Cebrail anlamında da kullanılıyor. Hı hı hı. Çok açık delili var. Şu Ara suresinde Yüce Allah buyuruyor. Nezele bihir ruhul eminu. Kur'an'ı güvenilir ruh indirmiştir. Oradaki güvenilir ruhtan kasıt Cebrail Aleyhisselam. Ruhul emin. Ruhul emin. Cebrail Aleyhisselam'dır. Onda bir şüphe yok. Cebrail Aleyhisselam ise Peki melekler kavramı Cebrail Aleyhisselam'ı içermiyor mu ki? Ayrıca, Ayrıca bir daha ona gönderme yapılıyor. Sorusu haklı olarak sorulabilir. İşte bu sorunun da cevabı var. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle diyelim ki ayrıcalıklı bir konumu varsa birinin genel hitabın içerisinde kendisi de yer almasına rağmen o ayrıcalığı nedeniyle siz ona ayrıca bir gönderme yaparsınız. Mesela Ahzab suresinde var. Şöyle hemen pratik bir örnek vereyim. Lütfen. Buyuruyor ki Yüce Allah Ahzab suresinin 7. ayeti Ve izah edna minen nebiyyine misakahum biz nebilerden yani bütün peygamberlerden sözle, söz, söz, aldık. Ve minke senden de aldık. Ve min Nuh'tan hmm. da aldık ve İbrahim'e ve Musa ve İsa bin Meryem. Şimdi geneli söyledi, Heh. tekrar özelleri vurguluyor. Evet. Şimdi niye? Çünkü o beş tane peygamber, Hazreti Peygamber, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Ulul. Yani bu kü bu kü kültürün içerisinde ayrı bir isimle anılırlar. Onlara ulul azm hmm. derler. Azim sahibi, kararlılık sahibi. Hani mücadelesi dillere destan olmuş peygamberler. Eyvallah. Onlara ayrıca bir gönderme yapılabilir. Bu bir tek tekniktir. Burada da ruh kelimesi Cebrail Aleyhisselam'ı ifade edebilir mi? Evet edebilir. Melekler kavramına ilaveten onun ayrıcalıklı konumu nedeniyle ayrıca Cebrail Aleyhisselam da burada zikredilmiş olabilir. Eyvallah. Buna buna yani Kur'an bağlamında bir itirazımız yok. Bu olur. Eğer buna Cebrail denirse Cebrail de meleklerin içindeyken melekler inerler anlamı söz konusu olur ve bu takdirde orada o inişten kastın sanki o Kadir Gecesi inişi ifade ettiği anlaşılır yani biraz zorunlu olarak bu yorum oraya gider yani. Dolayısıyla ayeti böyle yorumlayanları da yanlış yorumladılar diye hiçbir zaman reddetmiyoruz yani. O Anladım. öyle öyle de algılanabilir. Ama biz diyoruz ki Kardeşim bu, bu fiili burada asıl belirleyici olandır. Çünkü iniş devam ediyor. Meseleyi Kadir Gecesi ile ilişkilendirdiğin zaman bu iniş bitti. Daha Kadir Gecesi yok. Bir defaydı 610 yılında o bitti gitti. Ondan sonrası onun yıl dönümleridir. Dolayısıyla halbuki iniş devam ediyor. İniş devam ettiğine göre biz ifadeyi başka türlü yorumlamak durumundayız. Buna mecburuz. İçlerinde ruh da varken melekler inerler demek aslında ruh kelimesi Kur'an'da çeşitli ayetlerde Kur'an için kullanılan, vahiy için kullanılan bir kelimedir. Siz gayet iyi bilirsiniz. Mümin suresi 15. ayette. Yulqir ruha min emrihi ala men yasha min ibadihi. Emrinden kullarından dilediğine ruhu gönderir. O ruh vahiy demektir. Veya yunezzilul melaikete bir ruhi min Nahil suresi 2. ayet. Melekler ruhla beraber gönderir. Oradaki ruh vahiy demektir. Veya işte Şura suresinin 53. ayeti vekezâlike evheynâ ileyke ruhan min emrina. Katımızdan sana ruh vahiy ettik. O ruh işte bu vahiy. Yani Kur'an demektir. Dolayısıyla zaten surenin kendisi de vahiyden söz ettiği için buradaki ruh kelimesinin özellikle vahiy anlamına gelmesi daha bir tercihe şayandır. Eyvallah. O itibarla içlerinde ruh da varken, yani Kur'an varken, yani vahiy varken yani vahyin aydınlatıcılığı varken melekler tek başına birer melek de gelmez. Seremonik bir geliş vardır. Hmm. Oradaki içlerinde ifadesini FİHA. fihaya oradan değil mi? Evet. Söylüyor. Yoksa beraberlerinde, yedeklerinde değil, hayır. değil içinde. İçlerinde. <laughs> yani onlarla beraber ruh da varken, yani hmm. vahiy de varken Melekler inerler. İşte bu ister vahiy indiren meleklerin peygamberimize vahiy gelirken bir seremonik indirilişi kasıt olsun. İsterse okuduğumuz o Fussilet suresinin 30-31. ayetleriyle veya Meryem suresinin 64. ayetiyle ilişkili olsun. Burada meseleyi meleklerin inişinin devamı şeklinde algılayabiliriz. İstikamet sahibi olan Rabbe teslimiyeti hayatının vazgeçilmezi yapan e, insanlara bu meleklerin bir seremonik topluca in, inmelerinin devam ettiğini söylemiş oluruz. Metin her ikisine de müsaittir ancak benim şahsen tercihim hem tenezzelü fiilinin geniş zaman kalıbında olması, hem surenin vahiy ile ilişkili olması, hem ruh kelimesinin vahiy anlamına da geliyor oluşu nedeniyle meseleyi bu inişi, Vahiy ile beraber meleklerin inişi olarak algılamayı belli bir zamana değil hayatın her alanına yayan bir açıklamayı tercih ettiğimi ifade etmiş oluyor. Şöyle bir şey de bir terkip hani olabilir mi diye bir tabirinizse ise sentez yapabilir miyiz diye zihnimden geçiyor. Şöyle. Buyurun. Şimdi mesela bir belediyenin başkanı, yardımcıları, bütün ekipmanları, çalışanlarının rutin hizmetleri devam eder. Hı. Halka yönelik işte sosyal belediyecilik yaparlar, hizmetler yaparlar rutin. Yani halkla iletişimleri, diyalogları sürekli olarak bağlantıları kesilmez. Kesilirse zaten bu belediyeciliğin efendim şeyine uymaz, genel yapısına, o tanımına uymaz. Hı hı. Şimdi yalnız bir de mesela belediyeler ve belediye başkanları halk günleri yapıyorlar. Hı. Özel günler yapıyorlar. Bu halk günlerinde Halkla temas çok daha sıkı ve birebir oluyor. Yani belediyenin kapıları tamamen açılıyor hı hı. ve başkanlar, çalışanlar, oradaki elemanlar halka doğrudan doğruya daha çok ulaşıyorlar vesaire. Hı. Hı. Şimdi meleklerin tenezzülü, tenezzülül melaketi veriyor. Oradaki iniş meleklerin inişi zaten tanım gereği. ...sürekli olarak devam ediyor. Allah'ın çünkü mübaşereti, münasebeti... ...alemle, insanla kesilmesi diye bir şey mümkün değil. Elbette. Yaratılış daimi... ...hani halkun cedid varsa, yaratılış devam ediyorsa... ...melekutun temsilcileri olan meleketlerin sürekli... E, ...inmesi tanım gereği gerekiyor. Evet. Belediyenin genel hizmetlerinin sürülmesi, rutinin devamı gibi. Evet. Ama bir de belli zamanlar... ...hani ben, var ki o zamanın da belli bir zamanda olmasının da reddedilmesi... Ee, söz konusu olmasa diye içimden geçiyor da o bakımdan. Hani belli görüş günleri vardır, halk günleri vardır. Özel bir meclis oluşmuştur. O meclise yönelik bir alaka, bir yerde bir toplantı gerçekleştiriliyor. Çok büyük akademik bir toplantı, sempozyum. O bölgenin belediye başkanı, yardımcıları falan heyet halinde oraya gidiyorlar. Şimdi e, hem vahyin genel anlamda düzenli olarak mananın, ruhun e, düzenli olarak insanlara aleme indirilişi ve meleklerin buradaki istihdamı hı hı. hem de belli zamanlarda bunun daha da bir yoğunluklu yapılışı e, ikisini beraber düşünmek çok daha doğru olabilir mi? Böyle bir sentez yapabilir miyiz diye zihnimden geçti. Siz de zaten zımnen söylediniz yani, yani aşağı yukarı evet. ben de ona benzer şeyler evet. söylemeye çalıştım. Hani vahyin meleklerin özellikle Rabbim Allah'tır deyip istikamet bulanlara inişi devam ediyor. Hı hı bu yaklaşımımı hı hı. Hı hı. esas hı hı. alarak e, konuşmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu istikametin belki ya da Rabbim Allah'tır sözünün belki en zirve noktası peygamberimizin hayatındaki noktasıdır. Eyvallah. Dolayısıyla ona çok daha özel inişlerin gerçekleşmesine mani bir durum yok. Elbette bu genel akışın içerisinde en esaslı akış en esaslı duruş en esaslı e, melek birlikteliği elbette onun hayatındadır ve özellikle de vahyin metinsel olarak indiriliş sürecindedir. Elbette bu böyledir. Hı hı. Vahyin indiriliş süreci 22 yıllık o zaman zarfında bu seremonik indiriliş devam etti ama artık o metin indirilişi Peygamberimizle bittiği için uh -huh, uh -huh. meleklerin inişinin de bittiği gibi bir anlam Tabii çok devrede olmasın. Olma, çok kısır bir anlayış. E, olmaz, olmaz yani bunu Kur'an'i perspektifte hayatın her alanına e, yansıtabilme, yayabilme imkanımız bulunduğunu metindeki e, kullanılan fiillerden, kelimelerden anlayabiliyoruz. Kur'an bütünlüğü de neticede bu anlayışı bize veriyor. Veriyor. Sevgili hocam hani Mekanda mesela bize yeryüzünde her yer mescit kılınmıştır. Her mekan yarattığı Allah'ın mübarektir. Ama belli mekanlar var ki mesela mescidi haram gibi bir hususiyeti var. Kendine özgürlüğü var. Evet. Ondan sonra bunun bir de zamanda karşılığı acaba var mıdır diye benim zihnimden sual geçiyor. Yani zamanda da her zaman mübarektir. Bir zamanı diğerine bir yapısal özünde tercih edemeyiz, daha mübarektir diyemeyiz ama sanki belli zamanlarda tıpkı mekandaki gibi daha özel e, meleklerin inmesine e, vesiledir e, diye düşünebilir miyiz? Aklımdan geçiyor. Düşünürüz. İşte, Cuma'daki o dua'nın e, kabul edilme bir saat vardır ki meselesi gibi yani hususi zamanlar, daha özellikle intikamcı zamanlar, melekleri yani, celbeden zamanlar. Şüphesiz ona ona dair öyle bir zaman yoktur diyecek halimiz yok. Mesela e, onu dersek Ramazan'ın koca gibi. bir ay olarak ay 11 bir aydan öte bir değer ifade ettiği herkes tarafından biliniyor. Tabii, tabii. Namaz vakitleri tabii. başlı başına diğer zamanlara göre farklılık arz eden zaman dilimleridir. Doğru. Ama işte bu tenezzül melâikeh denen bu iş sadece o zamanlara ait değildir. Onlar bu işin roketleme zamanlarıdır. Evet. Yani işin Diyelim ki start alma zamanlarıdır. Tabii, konsantre zamanlarıdır. Zamanlarıdır. Siz oradan beslendiğiniz o manevi hazla senenin diğer günlerini de veya işte diyelim günün diğer saatlerini de o o e, he, hararetle, Har o heyecanla, heyecanla e, diğer zamanlarını da mesela yaygınlaştırırsınız. Sadece ondan ibaret saymak doğru değildir. Değil. O zamanı dışlayıcı her zaman aynıdır demek de doğru değildir. İkisini beraber mezcederek Sunmak işin en doğrusu. Elhamdülillah. Demek ki isabet oldu. Evet, Hocam çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? E, programımız bitti. E, artık bir sonraki programımızda bu son kısma bir çentik atacağız. Evet. Oradan e, öbür tarafa bağlayacağız. Evet. Diğer efendim suremize bağlayacağız. Bey yine suresine. Bey yine suresine onu da söyleyeyim sevgili dostlarımıza dedim. Efendim e, o şekilde de bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. İnşallah. Son kısımda hem de hatırlatmış oluruz konuştuğumuzla irtibatını kurmuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun gönlünüze İlham. sağlık. Sevgili dostlar bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Süremiz bize bu kadar müsaade ediyor. Bir sonraki programda konuşmayı görüşmeyi diliyoruz. Allah'a emanet olun.